Merhaba arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bak binalar, bak kaç katlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat. Yani şöyle söyleyeyim, burada 6-7 kattan aşağı yani bina yok bak. Bak şöyle bakalım. Bak. Git bitmiyor çünkü binalar bayağı bir yüksek. Bak gördüğünüz gibi. Bak şöyle yapalım. Bak şurası da. Ya bunlar hepsi yıkılacak yani. Bakın arkadaşlar. Bak şöyle yapalım. Bak. Ve şu alan çok geniş yani. Hem de karşılıklı. Yani buraların yıkılması lazım. Bak. Şöyle gördüğünüz gibi burada burada şey vardı. Hatta ben buraya taş sordum. Tamam şimdi hatırladım burayı. Pardon, mutfak dolabı sordum. Bak gördüğünüz gibi. Burada da zaten şu şeyi gördükten sonra aklıma geldi. Bak buralar mesela hep cam kırıklarıyla dolu. Bak gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Şöyle. Çakıl gel. Çakıl. Burada da bir tane. Oh. Dostumuz var. Gel Çakıl, gel. Gel. Ne haber? Çakıl da deprem dostumuz. Evet, depremde de zaten. Geçmiş olsun. Bak şu alanda Antep'e, ya Antep bulvarı geçenki şeye benzemesin. Şuraya döndüğüm yerde Hatay bulvarı. Bak burada da sebze, meyve. Selamünaleyküm abi. Selam. Çekiyorum, bir sorun yok değil mi? Yok, sorun yok abi. Tamam, teşekkürler. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi fiyatlar da burada. İyi aslında. İstanbul'a göre çok çok iyi hem de. Ama İstanbul'un birkaç derece en iyisi İstanbul'a. En iyi malzeme İstanbul'a gidiyor. Yo, bunlar da güzel ya. Soğanı çekebilirsin özellikle. Soğanın reklamı çok oluyor İstanbul'da. Neredeydi abi o? Evet, şu anda soğan çok pahalanmış ya. Reklamı çok. Oh, bu. Soğan abi niye böyle birdenbire patladı soğan? Ya yenisi çıkacak abi. Patates iyi şu anda. Şu anda en çok söylenen soğan. Evet. Ya soğan da aslında 2 kilo soğan bir eve bir ay yeter. Yeter değil mi? Tabii yeter tabii. Yani her yemekten istedim. Neyse, Allah yardımcımız olsun. Hep beraber Allah yardımcımız olsun. Bu arada da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Yine de İstanbul'a göre ucuz, size söyleyeyim yani. Ben orayı da gördüm, burayı da gördüm. Ama İstanbul'a helal olsun abi. İstanbul baktı, 11 tane. Burada da tamirciler var, burada motosikletler, burada şey yapılıyor. Burada da arkadaşlar bisiklet tamiri, motosiklet tamiri. Bak şöyle gördüğünüz gibi lastikler falan var. Bunların değişimleri yapılıyor galiba. Şöyle. Kolay gelsin. Arkadaşlar bak burada da büyük bir alan yıkılmış yine. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak. Şöyle. Hani demiştim ya.
evlerin önlerinde mesela hani şeyler var, çadırlar filan. Bak gördüğünüz gibi. Ya bu şu görünen binalarda hepsi yıkılacak. Bunu bilmiyorum. Ne haber? Ne yapıyorsun sen? He? İyi misin? Hasta mısın? Gel. Gel bana. Bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şu binalar zaten tek katlı ama burada bak şurayı çok iyi biliyorum. Burayı daha evvel çektim ben. Bak şu kısım. Hatta demiştim çok tarihi bir yer. Bak burası. Gördüğünüz gibi burası yıkılmış, patlamış. Yani hani depremin acı ve soğuk yüzü. Bakın. Bu arada arkadaşlar işte bahar da gelmiş. Bazen size yeşil alanlardan bazen videolar veya fotoğraflar gösteriyoruz. Bakın şöyle çok da güzel papatyalar var. Tekrar neyse biz şeye dönelim. Bu bak burada da bir eski tarih deneyiz diyken yani tarihi denecek bir yerdi burası da. Şöyle farklı bir sıva şekli var. Bak hiç içinden bir şey alamamışlar. Gördüğünüz gibi çekyatlar. Bak çatı, yiyecekleri kardeşlerimizin. Al. Hayır. YouTube'a çekiyorum ben. YouTube. Evet. Doğa fotoğrafçısı. Şöyle bak. Şurada. Burada kardeşlerimiz hiçbir şeylerini alamamışlar. Bak koltukları, çekyatları, yiyecekleri bile gördüğünüz gibi bak mizerler. Yani Allah yar ve yardımcılar olsun hep beraber inşallah. Amin. Arkadaşlar buradaki şöyle söyleyeyim. Şurada tek katlı bir cami vardı. Bu da yıkılmış bak gördüğünüz gibi minaresi de. Yani hatta şöyle söyleyeyim yani minare zaten kurulara şey olmuş hepsi. Bak burası Devriş Paşa Camii burası. Geçen geldiğimde burası sağlamdı. Hatta burada namaz da kıldım. Ama şu anda gördüğünüz gibi çok yıkılmış, çok harap vaziyette. Yani burası yanılmıyorsam burayı daha evvel çektim galiba ben ya. Bakın arkadaşlar içeri giremiyoruz. İçeri çünkü bak şu anda caminin öbür tarafı gözüküyor. Çünkü oralar da yıkılmış yani. Yani tehlikeli de aslında burada şey yapmak hemen zaten kitabı. Şu değil mi? Tamam onun şu fotoğrafını burada çekeceğim. Halin yazıyor 1200. Onun fotoğrafını çekeceğim. Şimdi orada kitabesi varmış. Onu söyledi bir abi. Bak. Ya hatta ben geçen geldim. Buranın imamıyla da görüşmüştük aslında. Sohbet muhabbet de ettik ama yani burası bak şöyle şey yapalım. İçeride kusura bakma korkuyorum vallahi. Çok kötü duruyor. O yüzden giremiyorum. Şu anda burada çadırlarda namaz kılınıyor. Burada da mecburu bu şekilde burada abdest alınıyor. Bak gördüğünüz gibi. Burada da abdest alıyor kardeşimiz.
bak, bu caminin hemen bitişiğinde de bir yerler, onlar da yıkılmış gördüğünüz gibi. Yani burada arkadaşlar İslahiye'de, yani bu üçüncü cami gördüm yıkılmış, daha başka camiler de var ama oraları göremedim, gidemedim yani. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bak arkadaşlar, şurada yazın üzüm olurdu. Bak şöyle. Bak burada da yine şöyle bir bina yıkılmış. Şöyle şuradan tam şey yapalım. Bu da eski bir bina. Yani yanılmıyorsam evet, kerpiç bir bina burası. Bir de şurada mesela bir şey var. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Bak. Bu binada da hasar gözüküyor. Bak şöyle baktığımız zaman. Yani dediğim gibi işte kerpiç bina ama yine de şöyle söyleyeyim, yani yeni binalardan daha iyi, en azından ayakta duruyor bir kısmı yani. Bakın arkadaşlar, evlerde hiç kimse kalmıyor. Bu binada da şu anda kimse yok. Yani bu binanın ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Burada bilmiyorum. Ya bu belki de depremde oynamıştır bu taşlar, bilemiyorum. Ya şimdi ne desem boş. Dediğim gibi eski binalar ayakta. Yeniler hariç. Şu karşı binada çatlamış, çatı arasından zaten gözüküyor. İki katlı işte. Eski binalarda diyorum, yani bir şey yok da eski binalarından, yani 5 tane ise diyelim, yeni binalardan 25 tane öyle. Vallahi arkadaşlar burada iki katlı bir ev var. Burayı görüyorsun şu anda. Burası korkunç şekilde patlamış yani. Şöyle diyelim. Bak şuraları zaten kilitlemişler ki hani içeri kimse girmesin diye. Burada da horozlar var, tavuklar var. Bak şimdi zaten buradan belli oluyor çatlaması, şey gibi olmuş. Yani burası %100 gitmiş yani. Arkada zaten gördünüz, perişandı. Burada da bak, hiç şey yetiştirmişler. Bak şurada da yazın ben burayı çekmiştim. Bu üzümde arkadaşlar çok güzel bir üzüm oluyor. Yazın buraya geldiğim zaman hatta ben bu üzümü çektim. Aslında sahibini bulsaydım gidip içeriden çekecektim ama nasip olmadı bir türlü. Burada da mesela küçük soba kurmuşlar. Belki büyük ihtimalle burada ısınıyorlar. Yani hep şeylerde, hep videolarda aynı şeyi söylüyorum ama söylemek zorunda kalıyorum. Mesela eski binalarda bir şey yok. Yani çoğunluğunu diyorum. Ama yıkılan yok mu? Var. Onlardan da yıkılan var da. Genelde eski binalar duruyor. Bilmiyorum şu karşındaki büyük binada ne var onu bilmiyorum. Şu anda daha o tarafa doğru gidiyorum. Yani göründüğü kadar şu binalar da patlamış. Yani bu bina acayip patlamış hem de. Bak şöyle gördüğünüz gibi. O yana doğru gidiyor.
İslahiye Aydınlık Mahallesi Camii burası. Buranın da minaresi yıkılmış. Yani buraların hepsinin bende 3 ay önce çektiğim, yani buradan fotoğrafları var bende, çünkü o zamanlar sağlamdı, şimdi ama zaten İslahiye'de camiler hep yıkılmış arkadaşlar. Bak, gördüğünüz gibi içeri doğru yanaşıyorum. Şu anda içeri girdim. Bak, her taraf perişan durumda. Yani buranın duvarları da yıkılmış. Yani bilmiyorum, şu büyük bir ihtimalle kolon ama yukarıdan aşağı çatlak, bilemiyorum. İnşallah caminin kendisine bir şey olmamıştır. En azından bir minare yapılır sonra. Vallahi arkadaşlar, ben gördüğüm kadarıyla burası şu anda yeni bir sıva var burada. Çatlamış. Büyük bir ihtimalle sıva vurmuşlar buralara. Arkadaşlar bak. İki katlı veyahut da tek katlı evlerde hiçbir şey yok. İki katlı, üç katlı hatta. Bak, gördüğünüz gibi safa sağlamlar, ayaktalar. Çok güzel. Yani burada şu görünen alanda 4 tane, yani 4 apartman sağlam gözüküyor. Diğerleri hepsi gitmiş yani. Buralarda dediğim gibi biraz önce göstermişim. Buralarda bir şey yok. Bak şöyle gösterelim. Şurada görünen 1, 2, 3, 4 tane bina sağlam. Arkadaşlar bak. Tamam, şu binalar şu anda sağlam görünüyor. 1 2 3 abi de bu 4. Arkadaşlar bak. Burası da şöyle gördüğünüz gibi bu okulun bahçesi. Bayağı burada da bir afat çadırı yoğunluğu var. Gördüğünüz gibi. Darbaşı Ortaokulu'ymuş burası. Dediğim gibi hemen karşısında şeyler var. Bak, gördüğünüz gibi. İki katlı, tek katlı evler var mesela. Onlarda bak, gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ama yine de herkes bahçelerinde çadır alıp orada kalıyorlar. Onların tabii yaşadığını biz bilmediğimiz için haklılar yani. Ben Tunceli. Tunceli mi? Çemişgezek. Evet. Ama İstanbul'da oturuyorum ben. Peki. Ben de, burada niye geziyorsun? Benim çocuk burada öğretmen. Öyle mi? Öyle arada bir gelip gidiyorum buralara. 3-4 ay önce de buralardaydım yani. Yok. Ya fark etmez bizim için. Ya bizim için fark etmez. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Arkadaşlar burası da yani hani iki katlı bir yerler ama burası da bir baştan bir başa böyle yıkılmış yani bak. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya bu binada bir şey yok, şu gözüken binada hiçbir şey yok. Vallahi işte gezdikçe karşıma illaki bir şeyler çıkıyor. Burada da yani kerpiç bir yere denk geldim. Tabii bu
betonla sıvanmış ama kerpiçten yapılmış. Yani bu depreme dayanamamış yani. Gerçekten baksana zaten her halinden belli zaten. Şurada zaten diğer duvardan ayrılmış. Aslında çok güzel bir ev. Müstakil bir ev. Ama yani bu asrın depremine dayanmamakta da haklı aslında. Çünkü yine de bunda yani büyük bir ihtimalle ölüm olmamıştır. Çünkü ev tamamen ayakta yani çok şükür elhamdülillah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu binalar hepsi yıkılacak. Zaten bu şu anda yıkılmış zaten bu. Şu anda hemen önümde duruyor bu bina. Bak şöyle baktığımız zaman bak şu karşıda gördüğünüz çok katlı bina da yıkılacak. Çünkü onları ben daha evvelki videomda çekmiştim. Bak şöyle yaptığımız zaman bura kaç kat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam 9 kat. Yani bu burası bir deprem bölgesi. Bak gördüğünüz gibi bunlar hep yıkılmış. Hatta şurada çek yat falan var. Şuradaki binalar yıkılmış. Şöyle diyelim. Şöyle. Bura zaten gördüğünüz gibi şu anda devirler tutuyor. Yani yıkılmış. Maşallah Kızılay çadırlarımız da her tarafta var. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Askerimize, polisimize zeval vermesin. Şöyle şey yapalım. Da yeni cami. Buranın da minaresi gitmiş. Tabii şu anda bu cami de kullanılamaz durumda. Gördüğünüz gibi buranın sağlam halini de çekmiştim ben. Minaresi bak. Şurada yıkılmış zaten. Caminin bahçesinde bayağı bir zeytin ağaçlarımız var. Gördüğünüz gibi. Buralarda işte gördüğünüz gibi işte yıkılmış minarede bu. Burası. Bak buralarda hep yıkılmış. Caminin içi herhalde yanılmıyorsam faul vaziyette yani büyük bir ihtimalle herhalde burada namaz kılınıyor. Çünkü herhangi bir yıkılan yeri yok. Burası tabii ki herhalde temizlik görevi lisi vardı burada. Üstünü değişmiş burada. Etrafı süpürüyor büyük bir ihtimalle. Temizlemiş. Şu anda da temiz gözüküyor camimiz.
Arkadaşlar bunlar da yine dediğim gibi çok kötü. Binada yıkılacak yani. Ocaklı kader içerisi. Vallahi bu alanlarda da bayağı bir yıkılan şöyle evler var gördüğünüz gibi. Bak şöyle bayağı bir alan var. Hatta şu kısımlarda da yine çadırda yaşayan insanlar var. Bak şöyle baktığımız zaman. Bak. Arkadaşlar burası Zerda kahvenin önü. Burası zaten şu anda şeyleri söktüler. Zerda kafesi, kafe yazan şeyleri söktüler. Şu anda burası. Aşağı doğru. Yani çarşıya gidiyor burası. Burası da yukarı doğru böyle. Stadyuma doğru gidiyor. Bu iki katlı yerler zaten şu anda duruyor şöyle gördüğünüz gibi. Bak şöyle. Şurada bak. Yok tazıkmasınlar şöyle durayım da. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız ya? Ha şöyle söyleyeyim. Şu kusura bakmayın. Nefes nefese kalmışım. Çünkü çok kiloluyum arkadaşlar. O yüzden biraz da heyecanlıyım bu arada. Burası Gaziantep İslahiye. Hüseyin kardeşimiz var burada. Beyler Mahallesi'nde oturuyor. Bu kuşlar onun kuşları. Gerçekten sağ olsun şimdi beni getirdi. Şu anda kuşların olduğu yere. Kuşlar da yeni kuşlar almış. Çok güzeller yani bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha şu benim daha evvel tanıdığım kuş şu. Şurada bir tane var. Çok da güzel. Görüyorsunuz güvercinlerin seslerini. Arkadaşlar bak. Şöyle diyelim. Bak şurada da bak, tam şurada yatan bir kuşumuz var. O da şu anda yavrulamış galiba değil mi abi? Evet. Bu İspir. Evet. Çok güzel. Hüseyin'de yoktu bu ama yeni almış bunları. Evet. Çok da güzeller. Maşallah. Şu benim tanıdığım kuş. Bak şu o tam ya, babasını gördün sen onun. Öyle mi abi? Tabii. Ha. Şu da çok güzel ya. Şu evet. Var ya. Fitilli. Ne diyordunuz ona? Fitilli. Fitilli. Gökhan'ın kuşlarından çünkü o çoktu. Evet. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Rahmetli oldu yani gazın altında kaldı. Yapma ya. Evet. Onları onun anısına besliyorum ben şu an. Arkadaşlar duydunuz Hüseyin kardeşimiz bak. Yani gazın altında kalan kuşlar da olmuş. Belki de kim bilir ne kadar vardır burada. Çok. Peki hoşça kalın arkadaşlar. Bunlar damızlık kuşmuş. Arkadaşlar ben tabii biz bilmeyiz yani ne olduğunu da kardeşimiz öyle diyor. Yani bunlar bir de yani cins değil mi abi bunlar? Evet. Bunlar cins güvercinler öyle söyleyeyim. Ama gerçekten muhteşemler gerçekten maşallah diyeyim. Nazar olmasın. Belki nazar etmeyiz. Ben kuşları seviyorum. Kuşları seviyorum. Bir de neyini nazar edeyim ki onlara sağ olsunlar bize izin veriyorlar. Çektik daha evvel. O yüzden bir de kuşları da seviyorum. Fotoğraf çekmeyi daha doğrusu çok seviyorum. Video çekmeyi çok seviyorum. Böyle arkadaşlar işte. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlerseniz destek vermiş olursunuz. İzlemezseniz de canınız sağ olsun ama ben sizin yerinizde olsam bu şeyi kaçırmam. Gerçekten çok güzel kuşlar var. Şu güzelliğe baksana abi ya. Kamerada. Evet. Ya bana böyle bir senin o kadar şey çekiyorsun. Bir tane böyle bir şey bana görmedim böyle. Şeyi atasın.